Milattan önce 4. yüzyılda Plakya kentinde sikkeler darp edilmeye başlanmıştır. Bugün o sikkelerden bir tanesinin analizini beraber yapacağız. 3. ayın 5'i 2013 yılında 100 Euro'dan müzayedeye giren sikkemiz 80 Euro'ya müzayede satışı gerçekleşmiştir. Görmüş olduğumuz gibi normalde fiyatın artması gerekirken tam tersi fiyat düşmesi olmuş. Bu konudan bahsedeceğim. Fiyatı düşmesini etki eden nedenlerden, ön ve arka yüzdeki sahnelerden, bu sahnelerde sizlere açıklamaya çalışacağım. Şimdi sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman bir kibele başının figür olarak betimlendiğini görmekteyiz. Peki bu kibele nedir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğu sikkede anlatıyoruz işte şu başı bu başı ama bunların ne olduğundan anlatmıyoruz. Böyle ufak bir şöyle tanımla geçmek istiyorum. Firik ana tanrıçasıdır. Toprak ve bereketi sembolize eder. Yunanca'da megalometer, Latince'de magna mater olarak tanımlanmıştır. Giritli tanrıçaya ile bir tutulurdu. Kibele toprak bereketi tanrıçasıydı. Kültü Küçük Asya'dan bütün dünyaya yayılmıştır. Gılgamış destanında tanrıların yaşadığı Sedir Ormanı'nın muhafızı olduğu belirtilen aslan yüzlü dev yaratığın Kibele inancının en eski versiyonu olduğu tahmin edilmektedir. Asurca'da Humbaba, Babilce'de Huvava olarak adlandırılmıştır. Hurrice ve Hititçe'de de Kupapa olarak geçer. Yunanca ve Arapça'da Kibele'ye evrildiği varsayılmaktadır. Şimdi Kibele başından bahsettik. Şimdi derseniz sikkemizin arka tarafına geçelim. Arka tarafında ise bir aslan figürünün bir kemiği kemirirken bu şekilde bir görseli figür olarak resmetmişler paranın arka sahnesine. Şimdi Afrika'da belgeseller izliyorsanız bu sahneler hani oradan bir çağrışımda yapar. Çünkü ben belgeseli seviyorum ve çokça izliyorum. Bu aslanlarla o öküzlerin, boğaların kapışması sanki o sahneler resmedilmiş gibi böyle bir şeyler var, benzerlikler var. Şimdi burada aslanın bir kemiği demiş olduğumuz gibi kemirirken bir figür olarak resmedilmiş. Aslanın hemen ayaklarının alt tarafında bir buğday bıçağı resmedilmiş. Aslanımızın hemen üst tarafında ise bir sikke lejanti var. Plakya kentinin harflerinin kısaltılması var. Şimdi sikkemiz 1,23 gram ağırlığında. Bu şekilde darp edilmiş olan sikkelerin ve bronz sikkelerin genel hep 1 nokta küsurat ya da 1,1 noktanın altında, gramajlarının altında. Çokça da çıkan bir sikke bu sikkeler. Böyle olduğu için şimdi müzayedelere girdiği zaman koleksiyonerlerin pek ilgisini çekmiyor açıkçası. İlgisini çekmediği için de fiyatlarda düşme oluyor. İşte paranın kondisyonu da önemli. Şimdi paraya baktığımız zaman şöyle biraz yaklaştırıp baktığımız zaman ufak tefek yıpranmalar, çentikler, silinmeler, deformeler gözükmekte. Bu deformeler paranın değerini artı bir düşürüyor. Gramajı düşük buradan bir yedi. Çokça çıkan bir sikke koleksiyonerlerin ilgisini çekmiyor. Böyle 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 olunca gördüğümüz gibi fiyatta da düşmeler oluyor.